Hanımım, bu mektup size geldi. Sağ ol Yasin Ağa. Serap, sana bu satırları yazarken ruhumun ne denli azap çektiğini anlatabileceğimi zannetmiyorum. Ne yaparsam yapayım, kelimeler kifayetsiz kalacak. Derin kederimi, kalbimdeki ağrıyı sana bütünüyle anlatmam kabil olmayacaktır. Seni son gördüğümden beri ikimizin hayatında da çok fazla şey değişti. Bir zamanlar bana duymuş olduğun güven tarumar oldu. Benden nefret ettin. Ve ne yazık ki bu nefrette haklıydın. Çünkü kalbimin seninle ne denli dolduğunu sana itiraf etme fırsatını hiç bulamadım. Bilmeni istediğim tek bir şey var Serap. Sana yaklaşırken hırslarına yenilmiş, borca batmış bir adam olarak haysiyetsiz bir tuzak kurduğum doğrudur. Ancak seni tanıdıkça sana olan aşkım niyetlerimin hatta benliğimin önüne geçti. Hayata tutunmama, yeniden doğmama sebep sensin Serap. Çok yakında görüşmek üzere. Orhan. Yasin ha. Demek hanım babasını senin yanına koyuyor öyle mi? Sakın Gülizar kime seninle ben de kapının önüne koymaz. Hadi canım öyle şey olur mu? Babasını babasının hayırına getirmedi ya ha. Belki bir yolunu arıyordur. Seninle beni kapının önüne koymak için. Eğer kaderde bu yaştan sonra kapıya konmak varsa ne gelir elden? Aman Allah korusun be. Hı. Bu mektubu kim getirdi? Yasin Ağa, sana soruyorum. Bu mektubu getireni gördün mü? Bir çocuk getirdi hanımım. Ama kimdir, neyin nesidir bilmiyorum. Ne oldu hanımım? Yüzün kireç kimi olmuş? Hortlak falan görmüş gibisin. Kötü bir şey mi var mektupta? Tövbeler olsun. Onun herkeşte bir çeşit. Hayrola Serap? Bak şuna. Nedir bu? Bak dedim. Anlayamadım şekerim. Orhan'ın el yazısı mı? Orhan mı? Bilmem. Neden sordun? Ne demek bilmem? Orhan'ın el yazısını tanımıyor musun? Hatırlamıyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Nereden çıktı bu? Biri bu mektubu çiftliğe bırakmış. Altında Orhan'ın imzası var. Serap saçmalıyorsun. Orhan öldü. Bir sana kötü bir şaka yapmış anlaşılan. Kim niye böyle bir şaka yapsın? Geri döneceğim demiş. Yakında görüşürüz demiş. Altında imzası var. Hiçbir fikrim yok. Serap. Bence senin asabın bozulmuş. Biraz dinlensen iyi olur. Hem
Belki Orhan yazmıştır mektubu. Ne? Ölmeden önce yazmıştır. Senin eline şimdi ulaşmıştır. Olamaz mı? Halide yüzünden herkes bana cephe aldı Paksi. Ramazan'ın dediklerini duydum. Ramazan çok celallenmişti ama senin attığın tokat hiç olmadı Güllü. Paksi affedersin. Kendimi kaybettim. Senin de arada kalmanı istemem ama Ramazan'ın dediklerini duydun. Bu iş iyice çığırından çıktı Güllü. Kemal'in bir an önce boşanması lazım. Yoksa ne sana ne de bize huzur falan yok. Paksi. Ne düşünüyorum biliyor musun? Halide. Eğer mahkeme tarafından suçlu bulunursa, yani tutuklanırsa... Kemal o zaman derhal boşanabilir Halide'den. Halide istemese de mi? Yüz kızartıcı bir suç işlediği için ona laf düşmezmiş. Ben de Orhan'dan boşanmak istediğim vakit öyle demişti avukat. O vakit sizin Kemal'le beklemenize lüzum yok. İnşallah Paksa. Hakize, sana bir şey soracağım. Sence Orhan gerçekten ölmüş müdür? Burada nereden çıktı kız? Jandarma demedi miydi yanmış bir arabanın içinde bulmuşlar diye? Dediydi. Bana bir mektup geldi. Altında Orhan'ın imzası vardı. Herhalde Orhan ölmeden önce yazmış. Öyle bir asabım bozuldu işte. Hatta bir de böyle gece gece görür gibi oldum sanki. Ay sus kız. Vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Ay ben korkarım öyle cinden, periden, hortlaktan falan. Tatay vur tatay. Of hep dert, hep dert. Vallahi içim daraldı ya. Haklısın vallahi. Kardeş bakar mısın? Bize iki şekerli kahve. Ekrem suyu bırakacakmış. Ona mani olmamız gerek. Bent'in başında nöbet tutacağız. Benim yapabileceğim işi var mı? Aslında var. Ne kadar çok insan olursak bizim için o kadar iyi. Çiftlikten adam gönderebilir misin? Elbette. Tabii. Kemal, vazgeçmeyeceğine emin misin? Belki de adamın dediği gibi.
İfadeni geri alsan bütün bunlara lüzum kalmayacak, ha? Hayır Güllü. Eğer bunu yaparsam onun gibilerden bir farkım kalmaz. Doğru bildiğimden şaşmayacağım. Bedeli ne olursa olsun. Ya sana bir şey olursa? Olmayacak. Merak etme. Yasin Ağa. Buyur. Çiftlikteki bütün yanaşmaları söyle. Bendin orada nöbet dursunlar, tamam mı? Sen de başlarına git. Başüstüne alma. Hayrola kızım, bir vukuat mı var? Ekrem, su bendini kaldıracakmış. Kemal'e destek olmamız lazım. Başüstüne alma. Hadi Yasin Ağa, acele etmemiz lazım. Köylüler seni orada bekliyor. Emredersin. Ben de sana geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.